Tabii her yerde dövüyorlar gençleri, delikanlıları, insanları, yaşları da dövüyorlar. Yani niye koluma çarptın diyor. Sille tokat öyle. Yani bunların çoğu karakola intikal etmiyor. Adliyeye intikal etmiyor. Basına hiç intikal etmiyor. Yani özellikle böyle eğlence yerlerinde, diskolarda falan. Genç çok mesela diyor ki dışarıda bekliyorum diyor. Çık dışarı diyor. Zaten çıkacağım mecbur yani çünkü o bir şekilde çıkacak. Kapıda bekliyorum diyor. Çıktı mı da ağzını burnunu kırıyor, dövüyor yani. Ya hatta silah çekiyor, silahla da vuranlar oluyor. Görüyorsunuz yayınlanıyor. Yani şiddet bir tek kadına değil, her yerde var. Allah kalplerine sevgi, şefkat, merhamet duygusunu ve hepsinin üstüne imanı, Allah'a imanı nasip etsin. Öbür türlü kendilerine de acı, yaşayanlara da acı. Mesela liselerde de öyle. Dün duydum, diyor ki sınıflarda birçok okulda böyle işte reis denilen çeteler, küçük çeteler oluşmuş. Reis diyorlarmış, işte erkek çocuğu. Daha ilkokulda bile varmış yani. Etrafında 5-10 kişi topluyor. İşte gidip başka mazlum efendi çocuklara gidip mesela dövüyorlar. Evet, onu zora sokuyor. Gidip mesela kalemini kırıyor, defterini yırtıyor falan. Yahut yiyeceğini elinden alıyor. Bunlar seyredilmemesi lazım. Yani ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de her yerde polis bulunması lazım. Yani çocukların tabii ki gidip polis ağzını burnunu kıracak hali yok. Ama polise götürülür de ifadesi alınırsa çocuğun, yani neden bunu yaptığın gibisinden, orada bir psikolog da bulunabilir yanlarında. Doktor, psikolog, evet, uzman da olabilir. Yani konunun kökenine inip kardeşliğin, sevginin önemi anlatılarak, siz kardeşsiniz, Allah sizi mümin olarak, Müslüman olarak yaratmış, birbirini sevmeniz gerekir dense, bir üst otoriteden adam anlar ki öyle efelik yapamayacak. Yani öyle reislik, meislik yapamayacağını anlamış olur. Onun için var ilkokul, ortaokul, lisede bu reislerin türemesi falan normal değil. Yahut işte mafya yapılanması gibi tehlikeli. Yani bir kere bu önlem alınsa bir daha olmaz. Çocuklara yazık. Yani korku içinde yaşamasınlar. İlkokul, ortaokul, lisede öyle. Genç kızlar da öyle. Dehşet içinde yaşıyorlar. Kızların da çetesi oluyor. Bir azgın bir kız oluyor baş. Diğer kızları çok zor durumda bırakıyor.